Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Deprem bölgesinde barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapıların ihracatını yasakladı. Yasak şimdilik 3 ayla sınırlandırıldı. Deprem bölgesinde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerlerde KDV'de yıl sonuna kadar %1'e indirildi. Konya'da tarımsal makine imal eden bir firma ticari üretimini durdurdu. Depremzedelerin barınabilmesi için konteyner ev yapımına başladı. Firmanın yönetim kurulu başkanı Bekir Türkmen depremzedelere seslendi. Bütün üretimimi durdurup 300 küsür personelimizle beraber ne yapabilirsek bu çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diyerek sağ olsun bütün elemanlarım da bu işe gönül verdiler. Allah onlardan ebeden razı olsun. Onlar bir aslan parçası. 4 gün uyumadan bu projeye emek veren, bugün bu emeğin ilmek ilmek dokunduğu şeylerin detaylarını da gördünüz. Biz üretmiş olduğumuz konteynerları devletimizin aracılığıyla, AFAD aracılığıyla gönderiyoruz. Oradaki yaşayan bütün vatandaşlarımızın biz Türk milleti olarak arkasındayız. Van'dan giden ekipler Malatya'da konteyner kentler için çalışmalarını hızlandırdı. Altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Malatya'da kurulu Kızılay Sistem Yapı Fabrikası da harıl harıl çalışıyor. Günlük 50 olan konteyner üretimini arttırmayı hedefliyor. Depremde fabrikamız hafif derecede hasar gördü. Fakat çalışanlarımız çok büyük zararlar gördü. Çoğunun evi yıkıldı veya ağır hasar aldı, evlerine giremediler. Dolayısıyla aileleri de perişan olduğu için buraya gelme imkanları olmadı, işe gelme imkanları olmadı ve üretim bu sebeple haliyle durdu. Şimdi biz hemen harekete geçerek, teyakkuza geçerek, büyük bir gayret sarf ederek öncelikle onların aileleriyle gelip barınabilecekleri ortam oluşturduk. Can kardeşimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'da afet sahasında konteyner kentler için çalışıyor. Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği ilk aşamada 1000 konteynerlik kent kuracak. İlk etapta Adıyaman'da, hemen arkasında Hatay ve Maraş'ta bu şekilde koordineli organizasyonun tamamıyla yapılmış bir alan oluşturuluyor ve yine aynı şekilde Azerbaycan'dan bulunan ve Türkiye'deki Azerbaycan halkı kardeşlerimiz burada gelip bizzat kendileri yardımı hem organize edecek hem dağıtımı yapacaklar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu Adıyaman'da konteyner köy inşa edecek. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bölgede inşa edilecek konteyner köye Kıbrıs Türk Şampiyon Milletleri Köyü isminin verileceğini açıkladı. Oraya bu çocuklarımızın isimlerini vermek suretiyle bu köyün Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü adı ile yaşatılması da elbette o ailelere de bir nebze olsun onların bu acısına bir merhem olur diye değerlendiriyorum. Yardıma katılan ülkelerden biri olan Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü Türkiye'ye göndermeye başladı. Rusya'nın 36 ton insani yardım taşıyan uçağı Türkiye'ye ulaştı. Sobaların ve her biri 30 kişilik yüzden fazla kışlık çadırın bulunduğu yardımların yakın zamanda Malatya'ya ulaştırılacağı kaydedildi. Bölgede barınma sorununu çözmek için çalışmalar sürerken kurum, kuruluş ve şirketler tarafından bölgeye konteyner bağışları da devam ediyor. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Umman'da başlayan kampanyalarda sürüyor. Körfez ülkelerinde depremzedeler için toplanan yardımlar 370 milyon doları aştı.